Ağalar geldi. Sizi eski saraya götürmek için emir almışlar. Arabanız hazır. O ağalar ya hemen çeker giderler ya da hepsinin kellesini uçururum. Sultan, çıkmanız lazım. Sana ne diyorsam onu yap. Sultan. Hale zor. Aklını mı kaçırdın sen? Ne demek oluyor bu? Ben de hep kuluyum. Ağlam, ne yapacağımı şaşırdım. Yalvarırım, affedin. Hünkârımızın fermanı. Hünkâr oğluma söyle.
Gitmemi istiyorsa gelip kendi çıkarsın. Tabanı yaslı Mehmet Paşa Diyarı Bekir Kışlağı'nda. Sizden gelecek emirleri beklerken civarı Acem baskınlarına karşı müdafaa ediyor. Hünkârım eğer kararınız katı ise... Gel. Hünkârım. Valide Sultanımıza fermanınızı ilettim. Lakin hiçbir suretle dairesinden çıkmayacaklarını söylediler. Söyle ağalara gereğini yapsınlar. Hünkârım. Cüretimi bağışlayın. Ağalar gereğini yapmadan evvel sizinle hususi görüşmek isterim. Bilmenizi icap eden bir mesele var. Söyle ki Mankeş. Hünkârım. Malumunuz üzere dün Kösem Sultanımız fenalaşmış. Zaten nicedir vaziyeti bu. Kendileri hasta. Bazı vakitler takatten düşer. Ne hastalığı? Diyabetis dedikleri bir illet hünkârım. Ben kendilerinin ketüdası olduğum vakit fark etmiştim. Size söylemek istedim. Lakin izin vermediler. Üzülmeyesiniz diye. Diyabetes. Fena bir hastalık hünkârım. Bilhassa gam ve keder daha beter ediyor. Siz tabii en doğrusunu bilirsiniz. Ancak eski saraya giderlerse... Orada yalnız, evlatlarından ırak, Allah muhafaza, vaziyeti daha da kötüleşir. Ağalar. Kemankeş. Ne söyledin hünkârımıza? Sana diyecek olsam hünkârımızla hususi görüşmeme gerek olmazdı. Nafile bir çaba içindesin. Kösem Sultan bu saraydan gidecek. Hasodabaşı. İstediğin Kösem Sultan'la hünkârımız arasında bir savaşsa... bil ki bunun kimseye faydası olmaz. Hiç kimseye. Dışarı çıkın, beni validemle yalnız bırakın. Hünkârım. Yapmayın ne olur. Çıkın dışarı.
İşittiğime göre epeydir bir hastalığın varmış. Kim söyledi sana bunu? Keman Keş değil mi? Bunu dahi benden saklıyor olman. Tabiatını ele veriyor. Sakın. Sen üzülme diye söylemedim deme. İşin aslı belli. Sen güçsüz görünmek istemiyorsun. Bana dahi. Ben bir kez dahi bugüne kadar zayıf görünseydim, geri adım atsaydım, ne sen olurdun, ne kardeşlerin olurdu, ne devlet olurdu, ne hanedan olurdu. Oğlum, gel vazgeç şu inadından. Tecrübelerimle yardımcı olayım sana. Yardım almaya alışan emir almaya da alışır. Hususi hekimlerimi yollayacağım arkandan. Eski sarayda en iyi şekilde bakılacaksın. Gitmiyorum. Ben diyeceğimi dedim. Ancak ölüm çıkar buradan. Gideceksin. Kendi rızanla gideceksin. Aksi halde. Aksi halde ne? Ne yapacaksın? Ne konuşuyorlar acaba? Bu tahtı saltanatı devraldığımda size, ahaliye, askerime bir söz vermiştim. Fütuhat devrini yeniden başlatacağıma yemin etmiştim. Şimdi bu sözü tutmanın vaktidir. Vaktiyle atalarımın fethettiği, ancak acem hileleriyle ve iş bilmez paşaların kifayetsizliğiyle kaybedilen Revan'ı Allah'ın izniyle tekrar Osmanlı mülküne katacağız. İnşallah hünkârım. Şah Safi her fırsatta topraklarımıza saldırıyor. Payitahtta casusları cirit atıyor. Hadlerini bildirmek gerek. Acemler kaçak dövüşür Kemankeş Ağa. Cenk meydanından kaçıp ordu geri çekildiğinde tekrar saldırırlar. Revan'ı elde tutmak kolay değil hünkârım. Abaza Paşa'mızın hakkı var. 12 senedir defalarca sefere çıkıldı. Lakin muvaffak olamadık. O vakit başlarında ben yoktum Sinan Paşa. Şimdi ordumun başında bizzat sefere çıkacağım. Hazırlığınızı yapın. Biter bitmez yola revan olacağız. Gazanız mübarek olsun hünkârım. Allah utandırmasın. Ha. Tutu mucize güyem, ne desem laf değil. Çarh ile söyleşemem, aynesi saf değil. Ehli dindir diyemem, sinesi saf olmayan. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Yine endişe bilir kadri, dürri güftarım. Rüzgâr ise, deni ders ise, sarraf değil. Girdi miftahı der-i, genci, ma'ani elime, aleme bez-i, güher eylesem, itlaf değil. Levh-i mahfuz-i sühandır, dili pak-i nefi, tabı, yaran gibi dükkançeyi, saf değil. Yahya Efendi, sanki divan sahibi bir gazel üstadısın. Nefi'nin şairliği hakkında ne dersin? Şimdi hayli
Sühan veran içre, nefi manendi var mı bir şair? Sözleri sebai muallakadır, İmrül Kays kendidir kafir. Bana kafir dedi Müftü Efendi. Tutalım, ben deyim ona Müslüman. Vardıkça yarın rüzü cezaya, ikimiz de çıkarız orada yalan. Teşbihte hata olmaz demişler Nefi. Yine de dikkatli olmak gerek. Zira bülbülün çektiği dil belasıdır. Hünkârımız nihayet Yeniçeri kullarının sesini işitti. Sefer kararı vermekte en doğrusunu yaptı. Vakti gelmişti. Talimleri sıklaştırın Ferhat Ağa. Hazırlıkları bizzat tetkik edeceğim. Vakti gelince de hünkârımız askeri teftiş edecek. Tek bir hata dahi istemiyor. Emredersiniz ağam. Ağam, Sinan Paşa geldi. Yukarıda bekliyor. Sinan Paşa'm, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sefer haberini duyunca askerin keyfi yerine gelmiş. Hazırlığınızı yapın. Şehzade Bayezid'e olan sadakatinizi göstermenin vakti geldi. Şehzademizin sizlere hediyesi. Daha fazlasını da gönderecek. Yeter ki siz vakti geldiğinde şehzademizin yanında yerinizi alın. Kemankeş Ağa kimseye aman vermiyor. Sultan burada baş kaldıran kim varsa kellesi gitti. Hal böyleyken nasıl hal edeceğiz Sultan Murad'ı? Acelemiz yok Ferhat Ağa. Sefer esnasında hal edeceğiz. Seferden dönemeyecek. Bunu da siz yapacaksınız. Nefi, ona, sanatına olan hürmetimizin kibrine kapılmış olacak ki herkesin önünde, benim huzurumda sana dil uzatma gafletinde bulundu. Söyle Yahya Efendi, ne ceza vereyim Nefi'ye? Hünkârım, affınız ona ceza olsun. Şairdir. Kaside'de zamanımızın üstadıdır. Gaflet etti. İltifatımı anlayamadı. Sonra gelir elimi öper efendim. Affetmek nefsin zekatıdır hünkârım. Hazreti Ali, affetmekten usanmayın. Cezalandırmakta acele etmeyin buyurmuşlardır. Ben validemi affetmedim Yahya Efendi.
Verdiğiniz hükmü işittim. Anlaşılan sen de memnun olmadın kararımdan. Kazım Sultan'ın devlet idaresine müdahale etmesi şüphesiz ki büyük bir hata. Ancak validenizden yüz çevirmeniz de pek hoş değil. Unutmayın ki bir hükümdar kudretini babasının kanından, validesini de doğasından alırmış. İşte tam bu sebepten validem kendini her şey yapmaya muktedir görüyor Yahya Efendi. Saltanatı ayakta tutan kudret kendisinden geliyor sanıyor. Oysa benim kudretim kanımdan ve cesaretimden gelir. Hiç kimseden değil.